Aile konutuna haciz yok. Mahkeme kararı şart. 7. yargı paketine göre konutta haciz için icra müdürünün kararı yeterli olmayacak. Hakim onayı aranacak. Ayrıca buzdolabı, televizyon gibi hane halkının ortak eşyaları haciz edilmeyecek. Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre tapu kaydında aile konutu şerhi bulunmasa da eşlerden birinin diğer eşin açık rızası bulunmadıkça aile konutuyla ilgili kira sözleşmesini feshedemeyeceği, devredemeyeceği ve aile konutu üzerinde hakları sınırlamayacağının hüküm altına alındığı ifade edilen kararda şu ifadelere yer verildi. Aile konutunun maliki olan eş, aile konutundaki yaşantıyı güçlüğe sokacak biçimde tek başına aile konutunun aynı bir hakla sınırlandırılamaz. Bu sınırlandırılma ancak diğer eşin açık rızası alınarak yapılabilir. İpoteğin baştan beri geçersiz olduğunu belirten kurul, yapılan tapu devrinin iptal edilmesi gerektiğini bildirdi. Tapu devri. Tabii. Şimdi iki eşler bazen ayrılma da oluyor ya da anlaşamıyorlar. Birisi evi satılığa çıkıyor ya da hala evdedir. Hanımefendi diyelim evdedir, beyefendi dışarıda. Genelde öyle oluyor. Hanım evde olur, beyefendi dışarıda olur. İşte o arada bir dava açılıyor. Ya da bey evdedir, hanımefendi babasının evine gitmiştir. Bir dava açıyor eşlerden birisi. Diyor ki efendim diyor bu ev bizim. Ama kendisi oturuyor. Ben orada oturmuyorum. Hakkımı istiyorum. Hukukumu istiyorum. O yaşıyor da ben babamın evindeyim falan. Davacı oluyorlar. Ama o evde çocuklar da var mesela. Diyelim adamla beraber kızı ya da oğlu da yaşıyor. Farklı şeyler de oluyor. Eşyalar var mesela. Buzdolabı, çamaşır makinesi ve buna benzer efendim eşyalar var. Bunlar hayati öneme haizdir. Şimdi herif çamaşırını yıkamasın mı? Ya ne yapalım? Ya da şeyi fırını söküp gidiyorsunuz. Adam sabah kendine bir menemen yapmasın mı efendim? Yani. İki yumurta kaynatmasın mı? İnsani değil bir defa. Öc alıyorsunuz. Kötü bir şey. Vallahi çok güzel bir karar. Yani birbirlerini çocuklar üzerinde ya da ev üzerinde farklı efendim ortak o şey üzerinde, değerler üzerinde kimse kimseyi kanırtmasın, şey yapmasın. Çok kötü bir durum bu. Evin dışında kalacaksın. Yok eve işte haciz geliyor. Bir bakıyorsunuz buzdolabını alıp götürüyor. Yaz günü işte herif mesela buzdolabında bir şeyler var. Peyniri nereye evet, koysun? Tabii buzdolabı canım, gidecek. Olur mu öyle şey? İnsani değil herhalde. Hakimler de bu manada şey yapmışlar. Kanaatlerini ortaya koymuşlar. Bence çok iyi olmuş efendim. Mesela banka da öyle mesela diyelim. Bankada işte TOKİ'den bir ev aldınız. Ya da banka kredisiyle bir ev aldınız. Adam mali durumu bozuldu. Sonra ne olacak? Efendim 2 ay ödemediniz. 3. ay ikazlar geliyor. Sonra ne oluyor? Haciz geliyor. Haciz buzdolabından başlıyor. Çamaşır makinesinden, fırından başlıyor. Sonra eve getiriyor. Evet. İkaz mahiyetinde. Önce o yaşam, hayat şeylerini efendim idame ettiği evdeki o araç ve gereçleri elinden alıyor. Sonra eve ipotek koyuyor. Parasını tahsil etmek için gözünün yaşına bakmadan daireyi satabiliyor. Daireyi el koyuyor, o daireyi başkasına satıyor, parasını alıyor. Varsa üstünde altında bilemiyorum onu da nasıl yapıyorlar. Birisi aldı ama. Hatta bir dostumuz da dedi ki ben hiçbir şey almadım. Demek ki az ödemiş. Banka el koymuş. Ondan sonra o parayı da elinden aldılar. Daire de gitti. Hı hı. Bu da çok önemli. Ödemelerinizi düzenli yapacaksınız. Evet. Yoksa krediyle, faizle aldığınız o şeyi ödemeleri aksattığınızda sizin önce eşyalarınıza ondan sonra evinize, dairenize el konulabiliyor. Böyle bir durum var. Ama şimdi vallahi hakim bey diyor ki olmaz böyle bir şey diyor. İnsani bulmuyoruz, insani değil diyor. Yani oturulan eve banka el koyamayacak. Tabii, artık Yargıtay tartışmalara son noktayı koydu. Bitti. Evet, buyurun efendim.